Gelin bütün iyi insanlar, gelin ve bütün ihtişamıyla vahşi batı hikayemizi dinleyin. Daltonlar hakkında asla anlatılmayan gerçeği ve korkusuz, cesur kahramanımız Red Kitty. Çiçeğe bak. Bu bir işaret, Clem, köklerimizi salmamız için bir yer. Hey millet, işte burası, burası kasabamızı kuracağımız yer. Papatya kasabası terör ve korkuyla yaşıyordu. Her yerde zorbalık vardı. Kötülerin ve hırsızların dışında halkın çoğu geldiklerine pişmandı. Zorbalık zorbalığı doğuruyordu, durdurulması gerekiyordu. Bir yerlerde asla yenilmeyen bir adam vardı. Bugüne dek görülen en kahraman kişiydi. Aa, bakın bakın işte geliyor. Korkusuz, cesur Red Kit. Her yerde ona evinden uzak yalnız kovboy denirdi. Gittiği her yere atı da giderdi. Atı Düldül. Bir viski versene bana. Bana da. Hadi acele et biraz. Pekala.
Şimdi o biraya gelelim. Aa, sen bana göresin koca adam. Eğer barış istiyorsak o kovboy papatya kasabasında kalamaz. Artık burada da kalamaz ve hayatta da kalamaz. Zavallı. İyi geceler Düldül. Tatlı rüyalar. Hayatımda böyle bir şey görmemiştim. O kadar iyi ki bakmadan ateş edebiliyor. Evet, gölgesinden daha hızlı ateş ediyor bu. Dostlar, barış istiyorsak o kovboy burada kalmak zorunda, tamam mı? Bu şehirde olursa bol bol tabut yapabiliriz, bu kesin. Yabancı, bu kasabanın sana ihtiyacı var. Kendi ellerimizle yaptığımız bu kasaba önde olmak istiyor. Yürümeyi öğrenen bir çocuk gibi. Kasabamız onun elinden tutup büyük ve güçlü yapacak bir insana gerek duyuyor. Sen o kişisin yabancı. Papatya kasabasının şerifi olur musun? Evet. Gerçekten çok para kazanacağız. Zavallı. Ah,
Karo 6, 7, 8, 9, 10. Ve bende de 11, 12, 13, 14 ve 15 var. Yukarı kaldır. Evet, bu haydutları ne yapacağız? Onları asalım. Hayır, yeterince insan asıldı. Ama şu anda bu işi yapmak için istediğimiz her şey var. Hayır, Red Kit haklı. Zift ve tüyleri hazırlayın. Zift ve tüyler eski bir batı geleneğidir. Yalnız çok gereken zamanlarda kullanılır. Yapması çok kolay, herkes yapabilir. Sadece direktifleri doğru bir şekilde izleyin. Bunu siz de yapabilirsiniz. Bir fıçı zift ve bir torbada tüy alın. Tamam mı? Evet, zift ve tüy. Ve tabii herkesi rahatsız eden bir kişi, bir suçlu. Önce haydutu soymanız gerekiyor. Tamamen. Hı? Tamamen. Tamam mı? Evet, ve kokusu gelene kadar zifti ısıtın. Kaynamaya başlamadan önce yavaşça haydutun üstüne dökün ve sonra da tüyleri alıp üstüne boşaltın ve işte bir batılı supleşi. Kuşların tüyü işe yaramaz derler. Vahşi batıda insanlar büyük kasaba dansına gitme şansını asla kaçırmazlardı. Thank you.
you, brother, you are gonna pay. Go back to your mother, it's your lucky day. Hey, hey, everyone get ready, let me hear the beat. Gentlemen, keep steady, stand your feet. Posta arabasına saldırdılar. Daltonlar mı? Daltonlar mı? Daltonlar mı? Daltonlar mı? Daltonlar mı? Daltonlar mı? Birkaç tabut daha hazırlasan iyi olur sevgili dostum. Daltonlar mı? Aa evet, Daltonlar. Dördüz Dalton kardeşler, kötü ve zalimdiler. Çocukluklarında bile yasal bir şey yapmadılar. Büyümeye başladıkça kötü, 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 daha kötü oldular. Sonunda da ulusal bir sorun haline geldiler. Evet, meşhur Daltonlar. Saklanmaktan ve posta arabalarla saldırmaktan bıktım. Kendimize bir kasaba bulmalıyız. Doğru. Kasabada bankalar vardır. Kasabada poker oyunu da vardır. Kasabada restoranlar da vardır. Ama buralarda bir kasabayı nereden bulacağız? Posta arabasının atları bizi götürür. Çok akıllısın Joe. Aramızdaki en aptal ve en akıllı sensin. Evet, neden? Ne dedi? Ne oldu? Dinle Averen. Joe kaçırdığımız atların bize yardım edebileceklerini söylüyor. Yolu bilirler ve bizi en yakın kasabaya götürürler. Oo, demek bu yüzden Joe porta arabası altlarından yemek yapmamızı istemedi. Nasıl bu kadar aptal olabiliyorsun? Kim aptal Joe? Averel aptal William. Doğru değil mi Joe? Belki aptalım ama yakışıklıyım da. Söylediğim gibi posta arabası atları hep en yakın kasabaya yönelirler. Evet ama burada hiçbir şey yapmadan oturmak beni acıktırıyor. Yo, benimkinden küçük bir parça alabilir miyim? Küçük bir kasaba için fena görünmüyor. En azından temizliğe önem veriyorlar. Bana pek sıcak gelmedi. Sıcaktan değil, nemden. Bakın, bir bar var. Boğazımızı ıslatabiliriz.
İçki hazırla barmen. Ve viski iyi değilse ölmeye hazırlan. Oh, evet efendim. En iyisi sizin için Bay Dalton. İşte burada Bay Dalton. Oh, evet bu iyi bir viskidir efendim. Buyurun. Fena değil. Ama hiç müzik duymuyorum. Seninle konuşmak istiyorum Joe. Müzik bittikten sonra. Hayır, şimdi. Hayır. Hayır. Ha, çocuklar yapmayın. Ne olur yapmayın. Lütfen yapmayın. Çok pahalı bir piyano. Onu Paris'ten getirttim ben. Yapmayın. Güzel. Artık piyano oyunu bittiğine göre seni dinliyorum Kovboy. Sizin gibileri Papatya kasabasında istemiyoruz. Beni korkutmak için mi gönderildi sana? Öyleyse kimi korkutmaya çalıştığına bir bak. Kovboy. Bozukluğum bitti. Ama önemli değil. Kendim yapabilirim. Şimdi anladın mı Dalton? Ya iyi bir çocuk gibi kasabayı terk edersin ya da ölü olarak buradan gidersin. Papatya kasabasında kalıyoruz. Burayı sevdik ve kimse bizi buradan atamaz. Burayı kendimize ev yapacağız. Evet, hapishane gibi. Kuş beyinle sus. William, sen meyve dükkanını al. Jack şuradaki bakkal dükkanını. Averel giysi dükkanını. Ben bankayla ilgileneceğim. Yarına kadar buraya Dalton kasabası diyecekler. Beygiri beygiri beygiri. Oh, Bay Dalton. Sadece parayı ver. Elbette Bay Dalton. Gönderilmesini ister misiniz efendim? Hayır, yanımda götüreceğim. Paketleme mi ister misiniz peki? Hayır, uzağa gitmiyorum. Yardım edebilir miyim bayım? Hesap mı açtıracaksınız? Hayır. Bu bir soygun. Bu Bay Dalton. Ama tanrım, banka müdürü çok üzülecek. Sizi beklemiyorduk efendim. Ama buradayım. Kasayı aç. Aman tanrım, bugün çok şanssız günümüzdeyiz. Anahtarlar sadece banka müdüründe var. Korkarım bir saatten önce geri dönmeyecek, sonra gelir miydiniz? Hayır, bana saatini ve kasayı ver. Kasayı mı? Ama çok ağır, sırtınızı incitirsiniz. Bilirsiniz, San Francisco'daki Fearless ve Sobak dükkanından geldi. Bu bir özel yapımdır. İsveç malı. Öyle mi peki? Kırılmaz yapıdır efendim. Hırsız güvenliği var. Hem biliyor musunuz, aynı şey daha önce de oldu ve soyguncu kasayı bir türlü açamadı. Ne yazık ki ben de. Hayır. Bay Dalton. Ne var? Bozuk paraları almayı unuttunuz. Bana biraz dinamit satın al. Güzel, bunu hemen yaparım. Bay Jones'ta biraz olacaktı. Açıklamama izin verin Bay Dalton. Banka müdürünün ikinci karısının kuzenidir. Aslında banka müdürünün dört karısı oldu. Hayır, kapatın evi. Tanrım. Sadece çikolata yiyordum, tamam.
Ahmet, niçin Joe? Eğer bir piknik planlarsam bir konserve açacağını yanımda getiririm. Tamam, işte dönme zamanı. Avaral, kasanın üstüne biraz dinamit koy ve fitili ateşle. Sonra gelip korunmamıza yardım et. Joe, piknik hakkında ne demek istedi acaba? Hey Joe! Sence de dinamit kutusunu kasanın üzerinden almamız gerekmiyor muydu? Ne? Joe'nun piknikleri pikniğe hiç benzemiyor ya. İtfaiyeye yol açın, 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 itfaiyeye yol açın. Bu kasaba beni kızdırıyor. Size söylüyorum, beni kızdırıyor. Çok kızdırıyor. Çok çok kızdırıyor bu kasaba beni. Sakin ol Joe. Sakin ol Joe. Sakin ol Joe. Papatya kasabasını kurtarmak istiyorsak o dört haydutan kurtulmak zorundayız. Neden? Hiçbir şey yapmadılar. Bunlar dost canlısı çocuklar. Hayat dolular. Evet. Posta arabasına saldırdılar. Bütün dükkanları soydular. Onlar Daltonlar. Daltonlar oldukları kesin. Ama buna kimse tanıklık yapmaz. İşimiz çok zor. Ya otel? Oteli havaya uçurmadılar mı peki? Onun zaten bakıma ihtiyacı vardı. Papatya kasabasındaki en eski otel o otel. Tıpkı piyanom gibi. Chicago'dan yeni bir tane sipariş etmiştim. Dedikleri gibi Daltonlar gelişme kaydediyorlar. Doğru. Gelişmenin karşısında durup geriletemezsin Red Kid. Anlatabiliyor muyum? Merak etmeyin, bunu yapmayacağım. İşi bırakıyorum çünkü. Pekala, bir değişiklik vakti. Papatya kasabasına yeni bir düzen için seçim yapalım. Başkanlık seçimleri için aday olacağım. Ben de yargıcı olabilir miyim? Mahkeme salonlarında birçok deneyimim var. Ben de şerif olacağım. Her zaman hapishanenin kapısını açan bir anahtarım olsun istedim. Şimdi ben ne olacağım? Sen mi? Kampanya menajerimiz olabilirsin. Mutluyum. Görünüşe göre Düldül bu kasabayı kurtarmak için kendimizden başka kimseye güvenemeyeceğiz galiba dostum. Avaral, sen neden aday olmadın? Ben mi? Joe bana hiç sormadı ki. Adil değil bu. Yo, hayır. Haklısın. Haklıyım. Söyler misin Joe? Şimdi ben neden aday olmadım acaba ha? Aklını mı kaçırdın be? Kasaballar aptaldır ama o kadar da değil. Adil değil biliyorsun Averel. Hiç adil değil. Hayır.
Peki ama o kuş beyin varel nerede? Ha, boş ver onu. Oy verecekler yola çıktı bile. Onlar için konuşmamı çoktan hazırladım çocuklar. Bakın bunu kendim yazdım. İşte. Halkım, oyunuzu bize verin ve papatya kasabasını gerçekten ünlü yapacağımıza söz veriyorum. Haritaya geçireceğiz. Ve size söylüyorum, Red Kit'i kasabamızdan kovacağız. Halkım, tanıdıklara gittiğiniz zaman bana oy verin ve papatya kasabasını bütün Daltonlardan temizleyeceğime tiratör veririm. Aklını kaçırmış bu. Gerçekten aklını kaçırmış. Söz veriyorum. O kuş beyinli avarele kim oy verirse onun kafasında büyük bir delik açacağım. Eğer o haydutlara oy veren olursa ben de onu parçalara ayıracağım. Ya ayıracağım ya ayıracağım. Demin bize ne söyledin sana? Haydut mu? Bak, nerede o eski tabancalar? Sakin ol Joe. Sen kapa çeneni. Ben buna gerçek kardeş sevgisini. Uzun çeneli olan adama $100 yatırıyorum. Bunların hepsi senin yüzünden Red Kit. Beşimizden birinin gitmesi gerek. Bir saat içinde adil ve dürüst ve senin için bir karşılaşma yapacağız. Anladın mı? Evet. Çok konuşuyorsun. Kahrolası uzun konuşmalar sana yardım etmeyecek. Anlaşıldı mı? Evet. Hem bunu yaptığın ne gülümse ortak ne olduğunu biliyor musun? Benim kafam. Şimdi bir dakika, o da geri atet edecek. Onun da silahları var, biliyorsunuz. Doğru, bu yüzden pratik yapıyoruz. Hepsi bu çocuklar. Kuş değiller. Torun ne ortak? Acaba artık çalışmıyor muyuz? Hayır, gidiyoruz.
Zift ve tüyleri hazırlayın. Zift ve tüyler eski bir batı geleneğidir. Yalnız çok gereken zamanlarda kullanılır. Kampa çeneni. Kuş beyni. Vahşi batıda insanlar büyük kasaba dansına gitme şansını asla kaçırmazlardı. İşte başlıyoruz dostlar. Here we go for the old square dance. One by one go round the track. Boys and girls to the right you prance. Watch out now and the other way back. Press to the left, you're all doing fine. With the music, keep in time. Home on the range, chicken in the pot. Watch out now, we're gonna stop. Seviyor, 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 seviyor. Kavaral, şunu söylemeyi keser misin? Benim papatya kasabasından sürdüler ama ben geri döneceğim. Dinlenmemiz gerek. Evet, gerçekten çok yorulduk Joe. Ve ayrıca çok acıyor Joe. Tamam. Ciddiye almayın. O kuş beyni her zaman açtır. Yok yok, hayır, bu çok iğrenç. Biri yemeğimin üstünde oturuyor. Kızıl derinler, işimiz bitti. Henüz değil. Bununla papatya kasabasındakiler uğraşacak. Hulk, sen oradaki. Bizi liderinize götür. Ne oluyor Joe? Sorun ne? Bizi liderlerine götürüyorlar değil mi? Bırakın konuşmayı, ben yapayım. Her şeyi çözerim. Yapabilirsin Joe. Evet Joe. Ne zaman yemek yiyebileceğimi dile sor Joe. Ben beyaz kardeş. Kırmızı kardeşle dost olmak istiyorum. Büyük şef anladı mı? Hayır. Bip,
va tout s'arranger. Hein? Père ami avec frère rouge. Bon, voilà encore, t'as pas dit que je comprends. Vous cessez agiter l'orgue dans la bouche pendant danse de torture. Vous avoir été élevé. Que le grand chef m'écoute. La nouvelle ville menace la vie de ton peuple. La civilisation des visages pâles et mauvaises pour les frères rouges. Bientôt le cheval de fer chassera le pire. Anladınız mı? Bu sizin sonunuz olacak çocuklar. Eğer papatya kasabasındakileri durduramasak, işte sizi bunlar bekliyor. Voga, Voga. Papatya kasabasına savaş! 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 Savaş istiyoruz! Savaş istiyoruz! Savaş! Savaş! İyi işte Joe. Çok iyi konuşmaydı. Evet Joe, iyi konuşmaydı. Ellerimin bağlı olduğunu düşünürsek fena değil canım. Bize ne yapacaksın dışarı? Siz para ediyorsunuz. Sizi eyalet hapishanesine götürenler para alacaklar. Joe, sen su katılmamış salaksın. Evet, aramızdaki en salak sensin. Peki, Joe. Ya ben Nuri'dam? Savaş! 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 Savaş istiyoruz! Savaş! Savaş! Savaş istiyoruz! Savaş! Savaş! Ha!
Savaş! Savaş! Savaş istiyoruz! Savaşa gidiyoruz! Savaş! Sessizlik savaşçılarım. Büyükümüz şimdi büyük tavşan Nanboza'ya dua edecek. Yürü Düldül. Kızılderililer. Yani Kızılderililer kasabamıza saldırmayı mı planlıyor? Evet. Bu Daltonların işi. Bu yüzden mi kasabadan ayrıldıklarında onları takip ettiniz? Evet. Bir mesaj yollayıp süvarilerden yardım istesek çok iyi olur. Evet. Senin gibi bir adamdır Etkit Papatya kasabasının korkacak bir şeyi yok. Evet. Vahşi Batı'da insanlar büyük kasaba dansına gitme şansını asla kaçırmazlardı. Here we go for the old square dance. One by one go round the track. Boys and girls, the right you prance. Watch out now on the other way back. Prance to the left, you're all doing fine. With the music, keep in time. Home on the range, chicken in the pot. Watch out now, we're gonna stop. Papatya kasabasında en iyi at binen sensin. Süvarilere ulaşman gerek Spiro. Deriler çevremizi sarmışlar, kafa derim olduğu için şanslıyım. Hala onlarla tek başımıza savaşacağız. Posta arabasını getirin ve silahlı adamlarla doldurun.
yani ne utanç verici bir durum. Göremedik tarafım kalmadı. Onlara bir tuzak hazırlayacağız. Papatya kasabasını boşalttığımıza inandıracağız. Ama onun yerine bütün arabalar silahlı adamlarla dolu olacak. Evet. Tek çıkış yolu hayatlarımız için savaşmak. Yeteneklerimiz sınırlı. Ama sürpriz yapacak yeteneğe de sahibiz, öyle değil mi? Evet! Hadi gidiyoruz. Haydut kalbine sahip soluk yüzlüler. Minik serçeler gibi uçuyorlar. Hi-ha, 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 hi-ha. Sarı benizlilerde eşek kafası var. Çok sigara içiyorsun. Onlara bir ders verelim. Saldırın! Geliyorlar! Bir daire yapın! Arabaları durdurmayın! Devam edin! Dönün, durmayın! Devam edin, dönün! Devam! Dön! 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 Durun! Sizinle konuşmak istiyoruz şimdi! Oh!
Siz gelenekleri takip etmiyorsunuz. Her şeyi mahvediyorsunuz. Bizi bile. Bu doğru. Haklı. Yakında gelenekler kaybolacak. Kırmızı kardeşim bu gelişmeyi durduramaz. Eğer bizi kovarsanız başka soluk benizliler gelir. Bulu Manito'nun söyleyecek başka neleri var acaba? Bütün bu fogular için para istiyoruz. Havalanlarını kullanmak için kira bedeli. Sinemalarda iyi yerler, petrol bölgelerinde bize hakkımız olan paraların verilmesini istiyoruz. Çömlekçilik yapmak için kasabada birçok dükkanımız olmalı. Ben barış çubuğumu soluk yüzlülerde tütünü verecek. Tamam mı? Pekala! Papatya kasabasını kurtardığınız için elinizi sıkabilir miyim? Bir sorun var Teğmen. Tam vaktinde gelmeyi nasıl başardınız acaba? Süvariler her zaman tam vaktinde gelirler. Bu bizim işimiz, öyle değil mi? Acele etmeliyiz Teğmen. Bir sonraki savaşa geç kalacağız. Haklısın çavuş. Sağ ol Redkit. Papatya kasabasını kurtardığın için sağ ol. Bu kasabayı elinden tuttun ve onu gelecekteki barış ve adalet dolu yola ittin. Her zaman dediğim gibi senin gibi güçlü, dürüst ve cesur biri dünyaya bir daha gelmeyecek. Biz ve torunlarımız seni her zaman hatırlayacağız Redkit. Onlar da gelecekteki vaatler için geçmişteki zaferlerini hatırlayacaklar. Teşekkürler Redkit. Papatya kasabası kurtarıldı. Sular hala akıyor Redkit. Pencereler hala açık. Biz o bitmek bilmez dağları açtık ve burayı kendimize yuva edindik. Bir yuva buldun Redkit. Başıboş dolaşmalar artık sona erdi. Papatya kasabası artık senin yuvan. Evet, büyük torunlarımız seni hatırlayacak. Onlar da geçmişteki zaferleri hatırlayıp diyecekler ki... Bir... Altın! Dağlarda altın buldular! Altın mı? Evet, hareket neredeyse oraya gitmeliyiz. Altın! Altın mı? Altın mı? Altın! Altın ne ya? Into the setting sun.